Ankara Ticaret Odası olarak öncülük ettiğimiz ekoiklim, iklim değişikliği ve zirvesine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Soluyacak hava, içecek su, yiyecek gıda bulamamak kadar hayati riskleri barındıran iklim değişikliği, yaşamın her alanını tehdit etmesi nedeniyle çağımızın en acil sorunu durumunda. Sıcaklık artışlarının önüne geçilmesi ve düşürülmesini öngören uluslararası sözleşmeler ise ülkeleri bu küresel sorun karşısında ortak bir mücadeleye yönlendiriyor. Türkiye'nin geçtiğimiz yılın sonunda onayladığı Paris İklim Anlaşması, başta ekonomik sistem olmak üzere sosyal, kültürel ve ekolojik sistemde büyük değişimleri öngörüyor. 2050 yılında karbon nötr kıta olmayı hedefleyen Avrupa Birliği de bu hedefe ulaşmak için yeşil mutabakatı devreye sokuyor. Birlik dışından ihraç edilen ürünlerin karbon içeriğine göre sınırda vergilendirilmesini de içeren yeşil mutabakat hem bir çevre politikası hem de kapsamlı bir makro ekonomi politikasını içeriyor. Çevre ve geleceğimizi ilgilendiren bir sorun olduğu kadar ticari rekabet konusu da olan iklim değişikliği, üretim, atık yönetimi, tüketim kalıplarında kapsamlı bir dönüşüm ihtiyacını beraberinde getiriyor. Geçmişte birçok ilkin merkezi haline gelen Ankara, bugün de iklim değişikliği konusunda bir ilki ortaya koyuyor. İlk defa bu kadar çok paydaşlı ve geniş bir mutabakatla iklim değişikliğine karşı farkındalık ve dönüşüm için sivil bir hareket başlattık. Ankara Ticaret Odası olarak sahip olduğumuz vizyon ve misyonla ülkemizin yeşil dönüşümü konusunda da vaziyet alıyoruz. Öncülüğünü üstlendiğimiz bu zirvede iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversitelerimiz, özel sektör, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir görev üstlendik. Yeşil dönüşümü gerçekleştirdiğimiz takdirde mevcut avantajlara bir yenisini daha ekleyerek dünyanın lojistik ve tedarik merkezi olabilecek durumdayız. Bu zirveye katılan tüm kesimlerin oluşturduğu birlik ve beraberliğin yeşil dönüşümün sunduğu fırsatları yeşil kalkınma hamlesine dönüştürecek sinerjiyi de oluşturmasını diliyorum.